Herkese merhaba ben Ren Bey. Yeni yılın ilk Battle Pass'i şu anda oyuna gelmiş durumda. Kısaca hemen şöyle ana sayfadan bastığımızda Battle Pass sayfası yine karşımıza geliyor. Bir önceki Battle Pass'te olduğu gibi e, görevler var. Eğer bu görevleri tamamlarsanız size daha fazla e, puan veriyor ve hızlıca Battle Pass'i tamamlayabiliyorsunuz hepsini. Yine aynı kurallar geçerli. Bol bol oyun oynamanız gerekiyor. Oyun oynadıkça, kazandıkça Battle Pass'i bir o kadar hızlı bitirebileceksiniz. Peki Battle Pass'in içeriği ne? E, Şimdi... Eğer Battle Pass'i almazsanız yukarıdaki ödüller sizin için erişebilir olacak. Eğer Battle Pass'i alırsanız hem yukarıdaki hem alttaki ödülleri alabileceksiniz. Atıyorum 13 level'a kadar kastınız. 13 level'da gittiniz Battle Pass'i aldınız. O level'a kadar geldiğiniz için ondan önceki ödüllere erişebilir olacaksınız. Yani istediğiniz zaman Battle Pass'i alabilirsiniz. Burada tek dikkat etmeniz gereken 27 gün olduğunu unutmamak. Şimdi e, yine bir ucuzunu bir de pahalısını koymuşlar. Eğer... Yıl PES'iniz varsa ki bende var %30 indirimli Premium PES ve PES Bundle olarak iki ayrı seçenekle alabiliyorsunuz. Bence direkt bu alttakini kafanızdan silin çünkü çok saçma. Hani sizi direkt 12. level'dan başlatıyor bence çok 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 gereksiz. Çünkü bir önceki Battle Pass'te yaklaşık 4 günde ya da 5 günde bitirmiştim ve daha Battle Pass'in bitmesine 25 gün vardı. Hem çok para verip hem de bunu almak biraz mantıksız. Eğer çok oynayan biriyseniz direkt olarak 840 olanı alabilirsiniz. Tabi bu yıl pesi olanlar için geçerli. Eğer yıl pesiniz yoksa burası sizler için toplamda 1200 oyun kredisi. Yani 1200 oyun kredisine almak ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. O da yine size kalmış. Bu da aynı şekilde bizde 1680 iken yıl pesi olmayanlarda 2 2400 e, oyun kredisi olacak yani çok 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 pahalı bence ve gereksiz e, Tamam içerisinde güzel skinler vesaire var ama e, bunu kafanızdan silin abi buna hiç 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 gerek yok e, 840'a atıyorum bunu aldınız ya da 1200'e bunu aldınız Peki e, bunu aldığınızda size neler verecek? Öncelikle en başta bir Castle Bundle'ı verecek e, Bu Castle Bundle'ın içerisine geldiğimizde şöyle Details kısmına tıkladığımızda hem Castle'ın UMP'sine hem de Pulse'un UMP'sine bir adet skin, Castle'ın başlığı, kostümü ve bir adet de Castle'a şöyle bir charm veriyor. Silahı bu şekilde, kostümü bu şekilde. Hoş bir skin. Mesela bende Kesila dair hiçbir şey yok. Alabilir miyim? Alabilirim gibi yani öyle söyleyeyim. İkinci level'a geldiğinizde yine bir memory charm'ı harita şeklinde. Corsica e, dediği artık nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Kusuruma bakmayın. Yine eğer Battle Pass'iniz varsa e, Renove Booster alıyorsunuz. Daha sonra e, Valkyrie'nin MPX'ine bir adet skin alıyorsunuz. Gerçekten ee, şöyle buna da muhtemelen üzerine tıkladığımızda Güzel Ya ben bu turuncu rengi gerçekten çok seviyorum Hem turuncu hem de siyah Bu renk tonu gayet hoş ee, Kullanılabilir bir skin olduğunu düşünüyorum Yine aynı şekilde Valkyrie için bir çan ee, Daha sonra bu Thatcher'ın animasyon filminde görmüştük bir defa onun direkt olarak kostümünü getirmişler. Gayet güzel. Ee, sarı biraz belirgin. Evet ama üstündeki yeşil tonlarıyla falan. Eğer severseniz sizlerin de kullanabileceği bir skin olduğunu düşünüyorum. Elit skin'iniz yoksa o ayrı. Bu AR-33 dediğimiz e, Thatcher'ın silahını Iron Mage dediğimiz. Şöyle yanlış tıkladım. Ee, bir adet silah skin'i. Bu da gayet hoş. Yani muhtemelen silah şöyle... Yanından göreceğimizi düşünürsek gayet güzel bir skin. Bu herkes erişebilir olacak bu skin'e. Gayet hoş kullanabileceğinizi düşünüyorum. Eğer yine Battle Pass'iniz varsa 1200 kredi. Doktor'un üniforma skin'i şöyle güzel kırmızı tonlu çok belirgin olduğu bir skin. Yine Ela'nın silahına, Scorpion silahına güzel bir skin getirmişler. Hoş yine kullanılabilir. Tabi bunları kombin yaptığınızda Daha güzel oluyor 9. E, seviyede bir adet Çarm bu doktorların yakasında Kullandığı steteskopun ucu e, Onu çarm olarak getirmişler Hoş duruyor eğer aranızda doktor olanlar Varsa kullanabilir Manidar olur e, Aynı şekilde yine bir boost veriyor Bu boostları tekrar sayacağım videonun sonunda Ne kadar boost verdiğini Ne kadar alfa pek verdiğini e, Yine ela'ya bir adet çarm e, Alfa pek mavi veriyor daha sonra yine doktorun başlığını veriyor. Kırmızı beyaz bir şapkası var. 13. seviyede herkesin erişebileceği bir booster. Yine bir charm veriyor. Aslında bu charm yerine böyle bileğe takılabilecek bir şeyler gelse hoş olabilir. Çünkü hani bu charm olarak gelecek. Artık nasıl durur silahın üstünde bilmiyorum ama hoş bir anımsatan güzel bir çarm olmuş. 120 bir oyun kredisi. Sarı Alfa Pek yani Legendary Alfa Pek daha doğrusu. Herkesin erişebildiği Dokai'nin kaskı artık şapkası nasıl derseniz beresi gayet hoş duruyor. Benim baya baya hoşuma gitti. Muhtemelen Dokai'de bu kombini kullanırım diye düşünüyorum. Ee, MK14'üne güzel bir silah skin'i. Yine e, hem şapkasıyla hem de kostümüyle kombin edilebilecek güzel bir skin. Dokaybi'ye şöyle de bir üniforma getirmişler. Hem işte şapkasıyla hem de kendi e, kombiniyle güzel duracağını düşünüyorum. Bence gayet güzel. Ee, yine 120 kredi. Eşe güzel bir kafalık getirmişler. Bilmiyorum kullanır mısınız kullanmaz mısınız? Çoğu kişi eşin elit skin'ini kullanıyor. Her iki en son çıkan elit skin'den sonra... Ee, çoğu çoğu kişi onu kullanıyor yani öyle söyleyeyim Herkesin eriş erişebileceği yine bir pek Valkyrie'ye güzel bir yine kostüm Turuncu ve siyahın temasıyla ilgili Güzel bir kostüm Ayrıca bunun bir de kafalığı var O çok çok hoş Yine eşi şöyle kırmızı bir üniforma getirmişler Bir günlük yine booster var Bir adet e, böyle bir çarmımız var Ela'ya güzel bir başlık getirmişler Şöyle bir kulaklığı var bir kulaklığı yok ama hani hoş yine turuncunun ve siyahın işlenildiği bir kombin olmuş. Böyle bir Mira'nın olduğu yaka kartını Charm olarak getirmişler muhtemelen. Hoş duruyor. Ee, Alfa pek yine Legendary. Mira'nın vektörüne aynı şekilde Goya'nın da vektörüne şöyle yakından görelim. Ee, kullanabileceği güzel bir skin. Herkes yine bunu alabilecek. Yine 120 oyun kredisi. Mira'ya şöyle bir skin getirmişler. Bu yine animasyon filminden gelen bir skin. Yine hoş. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ben Mira'daki kombinimi seviyorum. Muhtemelen çıkarmam. Bu aralarında en çok sevdiğim oldu. Yani hem o turuncu siyah kombinin üstüne böyle bir şey. Yani gözlerinin turunculuğu vesaire benim Baya baya hoşuma gitti. Bu bir önceki sezon ve bu sezon çok fazla Valkyrie oynuyorum. Hani Valkyrie'nin elit skinini almak yerine muhtemelen bu pesi alıp sırf Valkyrie oynayabilmek için. Yani böyle bir kombin yapmayı düşünüyorum. Benim çok hoşuma gitti. Yine Mira Mira için bir kask getirmişler. Herkesin kullanabileceği. Böyle. Ee, yine bir günlük booster. Ee, Mor, Alfa, pek. Ela'nın daha demin gösterdiğimiz kafalığının yanı sıra şöyle bir e, üniforma getirmişler. Yine turuncu siyahın işlendiği bir kombin olmuş. E, herkesin erişebileceği alfa pek e, yine 120 kredi daha. Muhtemelen 6 ya da 5 tane 120 e, oyun kredisi saydım. Bir önceki peste 600 civarı falandı. Muhtemelen bunda da bir 600 kredi diye düşünüyorum. Tier'in en sonunda yani level kasmanın en sonunda baka... Hem böyle bir kafalık hem de bir skin getirmişler. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu e, elit olarak bekliyordum. Yani ben bu skini elit skin olarak bekliyordum. Onun yerine e, buraya böyle bir şey getirmişler. Hoş olmuş. Çünkü bak için elit skin'in biraz daha güzel olmasını bekliyordum. Hayal kırıklılığına uğrayacaktım ki burada bu skini görünce baya mutlu oldum. E, burada da gayet hoş duruyor. Şöyle Altı yeşil beresi yeşil ee, aynı şekilde üstündeki hani o kış teması ha sırtındaki artık balta mı dersiniz ne dersiniz bu dağcıların kullandığı baltalara daha çok benziyor. Hani gayet hoş güzel bir skin olduğunu düşünüyorum en sonunda da böyle bir baka özel hem kafalık hem de kostüm getirmişler. Gayet hoş. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama elit skin geleceğini düşünüyorum baka yakın zamanda. Bakalım o çıktıktan sonra nasıl bir şey olacak hep beraber görürüz. Yani bu şekilde Battle Pass yine oyun içerisinde home kısmına geldiğinizde direkt karşınıza ola geliyor. Hani bilgisayarı olmayanlar vesaire için böyle aktarmak adına video hazırlayayım dedim. Skinler bu şekildeydi. Benim hoşuma giden bir Valkyrie biraz da Ela. Hakeza Dokaybi. Hani bu zaten üçünde çok fazla yani Valkyrie'de ve de çok fazla skinim yok ama Ela'da var. Hani Ela'da kullanır mıyım bilmiyorum ama Valkyrie'yi muhtemelen %100 kullanacağım. Çünkü hani fanatik takımının da muhabbetini andırıyor biraz. Hani o renkleri andırıyor. O yüzden gayet hoş. Benim hoşuma gitti. Şöyle en baştan bir sayalım. Ben 600 saymıştım ama bir daha bir sayalım. 1. Ee, kredileri sayıyorum bu arada 2 3 4 5 5'miş. 5 çarpı 120 o da 600 ediyor Yanlış hesaplamadıysam Yani atıyorum Yırpesiniz var aldınız bunu Ne kadar aldınız 840 aldınız Mesela bende 623 var 840 aldım sonra tekrar Harcadım bir elimde 800 küsüratlı şey Kalacak hani Para kalacak e böyle düşününce mantıklı mı mantıklı? Yani aldığınızın size %80'ini geri veriyor. Hani Battle Pass'ler güzel, şu anlamdan güzel. Bu skinler bir daha hiçbir zaman gelmeyecek. Bilmiyorum oyun daha ne kadar devam eder ama varsa imkanınız kaçırmayın derim. Çünkü içerisinde alfa pack de veriyor, booster da veriyor. Mesela burada da hemen boostları da sayalım. Kaç gün boostumuz olacak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 günlük boost veriyor bir de üstüne. Yani siz gidip boost almak isteseniz ona ayrı para vereceksiniz. Paket almak isterseniz ona ayrı para vereceksiniz. Yani burada hem skin alıyorsunuz hem e, renov alıyorsunuz hem oyun kredisi alıyorsunuz. Bence gayet mantıklı. Hani içeriği kötü olsa diyeceğim ki almayın gereksiz. Ama paranız varsa e, kaçırmayın derim. Mesela shop'a girdiniz. Atıyorum booster alacaksınız. Bir günlük booster 162 Rino. Bir de mesela düşün benim VIP olmama rağmen e, Year Pass olanlara e, daha ucuz. Hani ona rağmen yine pahalı. Ama bakın bir önceki Battle Pass'ten Rino boosterum hala duruyor. Bir de şimdi gelecek 6 11 11 günlük, kafadan bir hafta, bir haftanın da üstünde Renov Boost'um olacak. Yani bence çok mantıklı, güzel, yani kullanılabilir, erişilebilir. Bilmiyorum, içeriği de bu şekildeydi. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağıdaki yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu şekilde PES'in içeriğini aktarmaya çalıştım. Umarım memnun kalırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.